Ey Rabbi Rahim'im ve Halik-i Kerim'im, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Bu ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Kendine söylüyor Metisan, biz de kendimize söylüyor. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve acaletli yüzümle mahcubiyet kabre yakınlaşıyorum. Bir müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa sola inhirap etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı paniden, firak ebediye, ebedül abad durumda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığın ve meftun olduğun şu dar dünyayı kat'i bir yakine anladır ki heliktir gider, fanidir ölür. Helak eder, faniler ölür diyor. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider kaybolur. Hususan özellikle benim gibi nefsi emmari taşıyanlara şu dünya çok katlardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takan çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahim'im ve Halik-i Kerim'im, külle atin karib, her gelecek yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bittim, dostlarıma veda edelim, kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisan haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim el aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletlerinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismin üzerine durdurdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler beni bırakıp gittiler yalnız. Sen af rahmetini intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka merce ve mence yok. Sığınılacak mı yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden, bu mekanın darlığından bütün kuvvetimle el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. Senin rahmetin melceğimdir. Rahmeten bir alemin olan Habibin aleyhissalatü vesselam senin rahmetine yetişmek için vesilendir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şikayet ediyorum. Ey Halik-i Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun, senin Çantacı ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alim, hem zelil, hem müsin, hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra diyor, ben de 77 sene sonra sana nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyorum. Senin rahmetine iltica ediyorum. Hassız günah ve kusurlarımı itiraf ediyorum. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tasarruf ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yok ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke. La şerike leke. Ahirul kelami bil dünya ve evvelül kelami bil ahiret ve bil kabri
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem diyerek inşallah cümlemize hayatımızı sonlandırmak nasip eder. Amin.